I met her the other day in the valley. She said, cool, so how long you been in Cali? 2 weeks, but I feel like it's home now. 18, so I know she on her own now. She said, ooh, I like your whip, cause it's nice as hell. She said, let me get your number, I said, might as well. All she care about is money, any I can tell. So you know I... Günaydın arkadaşlar. Yeni uyandım, anlaşılıyordur. Yani yüzüm gözüm sesim. Ron Bey hala uyuyor mesela. Yani saat birazcık erken, 8.30'da kalktım. Hafta sonu ve dedim ki artık böyle bir gibi beslenme videosu çekeyim. Kendall Jenner'ı çok istiyordum çekmek. Şansıma tabii hormon düzensizliği yaşadığım bir dönemdeyim. Yani menstruasyon dönemindeyim. Diğer kelimeyi kullanmıyorum çünkü kullanınca aa ne kadar ayıp, neler diyorsun falan diyenler oluyor. Çözüm bulmak adına böyle bilimsel kelimesini tercih ediyorum. Dün ben Kendall'ın nasıl beslendiğini, nasıl egzersizler yaptığını araştırdım ve not aldım. Açıkçası Hailey'den çok da bir farkı yok yani. O da gayet bizim gibi beslenen biri. Sadece mesela haftada 2 gün kendine izin veriyormuş. İşte Frozen yoğurt hastasıymış. Bu bildiğiniz dondurmalı, yani yoğurdun dondurma halini düşünün. Ben de çok seviyorum. Hatta birkaç vlogumda belki görmüşsünüzdür. Çok yediğim oldu. Onun dışında normal bir kahvaltı. İşte avokadolu yumurta ya da bir yulaf kahvaltısı yapıyor. Öğlen genelde kepekli pirinç, tavuk eti ve sebzelerden oluşan bir tabak tercih ediyor. Ben tavuk yemediğim için hindi var evde. Hindiden açacağım. Akşam yemeğinde de genelde aynı tarz oluyor ama dışarıdan yemeği söylemeyi tercih ettiğinde de işte Margarita pizza, sushi, burger, In-N-Out burger onlar da çok meşhur, onu çok seviyormuş. Makarnayı çok seviyor. Kendi tarifi varmış bir tane makarnalı. Evde yaptığında onu yapıyormuş genelde. Akşam yemeğinde sushi yemeyi düşünüyorum dışarıda arkadaşımı. Zaten göreceksiniz. Öğlen yemekten önce spora gideceğim. Şimdi romu gezdireceğim. Bir kereviz sapı suyumu içeceğim. Aslında yemeden spora gitmeyi düşünüyordum ama şimdi rom falan gezdireceğim. Çekim yapacağım derken çok vakit geçecek. Sporda acıkabilirim. Sporda zaten neler yaptığını anlatacağım. Kısaca bahsedeceğim size. Bir de öğlen yemeğine eğer erken yiyecekse, yani arkadaşlarıyla falan bir programı varsa, kahvaltıyı atlıyormuş. Direkt saat 7'de hatta spora gidiyormuş kızcağız. Yani 7 nedir arkadaşlar? Yazın neyse de kışın şu an hayatta kimse beni 7'de kaldırıp spora götürtemez. Evet, işte o durumlarda kahvaltı es geçiyormuş, direkt öğlen yemeği yiyormuş. Benim de çoğu durumda öyle oluyor. Yani sabahtan spora gidersem öğlen 12.30-1 gibi eve geliyorum. Kahvaltımı o zaman yapıyorum. Yani öğlen yemeği yerine kahvaltı yapmayı tercih ediyorum. Daha akşam yiyorum mesela. 2 öğün yemiş oluyorum. Arada ara öğün kefirdir, şeydir. Ara öğünde mus ve çiğ sebze yemeği tercih ediyor. Böyle işte kırmızı biber, salatalık tarzı böyle. Ya da badem ve meyve suyu yazıyordu. Meyve suyu benim anladığım kadarıyla, fotoğraflarda görmüşsünüz, hep böyle yeşil içeceklerle falan geziyorlar ya. Büyük ihtimalle öyle bir yeşil meyve suyundan bahsediyorlar. Onun yerine ben kefir yapabilirim, bilmiyorum. Çünkü sabah zaten kereviz sapımı içeceğim. Genel olarak beslenmesi bu şekilde. Sporda da onun bir yayınlanmış 11 dakikalık bir spor rutini var, böyle karın ağırlıklı. Onun dışında o da hot yoga, hot pilates ve kickbox yapıyor. Onun dışında işte ağırlık kaldırıyor. Ben de birazcık ağırlık yapacağım. Hem onun karın rutinini yapacağım. Öyle bir spor yapacağım yani. Rom geriniyor. Merhaba Rom. Gel bakayım. Gel bakayım, merhaba de. Uykulu çocuğum. Uykulu, bak hala uyuyacak. Hemen yatıyor bu çocuk. Ah seni. Çok mu uykun var senin? Çok mu uykun var? Hı? Evet, ben şimdi kereviz sapı suyumu yapacağım. Sonra biz bir gezelim gelelim. Sonra kahvaltıya gideceğiz arkadaşlar. Bir de şunu söylemeyi unuttum. Çok fazla detoks çayı içiyor. Hatta günde 15 fincan falan, yani su kadar neredeyse detoks suyu içiyormuş. Bence bu çok zararlı yani, fazlası. Hani ona demek ki iyi geliyor, bilmiyorum ama ben de bitki çaylarımı hazırladım, onu göstereyim. Benim gün içinde içeceğim bitki çayları bu şekilde. Herbie'nin sabah aç karını içiyorum genelde. Yeşil çayları yemekten sonra ve şu Lipton'un da after dinner, zaten akşam yemeğinden sonra içilen bir şey, rahatlatsın mideyi diye. Campbell'cığım birazcık fazla detoks suyu tüketiyormuş. Ona hiç gerek yok. Çayı hatta içiyormuş. Belli bir çay markasını içiyormuş. Hiç gerek yok arkadaşlar. Normal yeşil çayınızı için, suyunuzu için yeter yani. Thank you.
Bu arada arkadaşlar önceki vloglarda göstermiştim ama yeniden göstermek adına Askipo'da nasıl kalori takip yapabileceğinizi ve artık ücretsiz bir beslenme şeyi de eklenmiş listesi. Burada kalori takibinden besin ekle diyorum. Yeşil elmanın kalorisini gireceğim. Çünkü diğer otların limon suyunu falan kalorisi yok yani. Bir büyük mü diyeyim? Bir büyük diyeyim, ne olur ne olmaz. Şimdi tam tartmadım. Sabah diyorum. Onun dışında bir şey yemedim yani daha. Suyu girebilirim. Valla 500 içmişimdir ya. 500 diyeyim ben. Çünkü sabah çekmeden önce de içtim. Çekerken içtim de kereviz sapı suyuna da koydum, içtim. Modum nasıl? Yani iyi. Günlüğünüze işte böyle şeyler yazabiliyorsunuz bu arada. Onun dışında kafein takibi ve bulmaca gelmiş arkadaşlar. Heh, şimdi ücretsiz gelen diyet programını göstereyim. Burada online diyete tıkladınız. Diyet programlarından normalde en üstte çıkıyor ve ben zaten açtığım için burada örnek diyet programı diye geçiyor, zaten görürsünüz. Yani zaten açtığım için öncesinden şu anda benden çıkmıyor. Direkt satın aldıklarımda çıkıyor. Bir günlük program ama bence her güne bir şekilde uyarlayabilirsiniz bunu. İhtiyaç listesini de görebiliyorsunuz neler olduğunu. Mesela programın içeriğini göstereyim size. Kahvaltıda yulaf omlet demiş mesela. Sonra kahve içiriyor. Yeşil mercimek salatası. Kuru kayısı Türk kahvesi. Akşam yemeğinde sebze yemeği, çorba, ayran, salata, ekmek vermiş. Burada bir spor var. Ara öğün yaptırıyor. Tarifleri de var bu arada. Hani size yulaf omlet, yulaflı omlet deyip bırakmıyor. Tarifleri de veriyor. Bu şekilde arkadaşlar yani. Bence illa para vermek istemiyorsanız sırf bu programı da yapabilirsiniz. Forumda istediğinizi sorabilirsiniz. Zaten sizin sorduğunuz soruları da genelde soranlar çıkıyor. Oradan bulabilirsiniz. Online terapi var. Bunu hiç daha yapmadım. Yakında diyormuş zaten. Bu arada Buse20 koduyla da diyetisyen görüşmelerinde, online görüşmelerde %20 indirim alıyorsunuz arkadaşlar. Onu da eklemiş olayım. Gün boyu böyle ben size bu uygulamayı göstere göstere zaten gideceğim. Şimdi bitki çayım bitince de romu çıkartacağım arkadaşlar. Yeniden ben geldim. Romu gezdirdim, geldim. Şimdi kahvaltı yapacağım hızlı hızlı. Avokadom olgunlaş arkadaşlar. Bu yüzden yulaf yiyeceğim. Ya da granola yapabilirim. Bilmiyorum hangisi canım çekerse şu an onu yapacağım. Hızlı hızlı. Sonra gideceğim, sporumu yapacağım arkadaşlar. Artık yeter. Bu arada dışarısı öyle bir soğuk ki alın suratımı hissetmiyorum. Çok soğuktu. Ama yürüyerek gideceğim. Evet, şimdi yulaf yapacağım arkadaşlar. Ama aynı zamanda chia tohumu da koyacağım. 2 yemek kaşığı yulaf, 1 yemek kaşığı chia gibi düşünebilirsiniz. Tarçın atıyorum. Bir de şekersiz soya sütü koyacağım. Bu da bir çay bardağı gibi. Ya da bir çay bardağından daha az da olabilir. Emin değilim. Üstüne geçecek kadar koyuyorum. Bunu ben şimdi mikrodalgada 1 dakika kadar ısıtacağım arkadaşlar. Siz isterseniz ocakta da ısıtabilirsiniz. Kıvamı görüyorsunuz arkadaşlar. Isıttıktan sonra böyle oluyor. Ben buna bir tane muz doğrayacağım. Bu arada şu yeşil çayımı da yapayım, demlensin o sırada. Nutmaster'ın fıstık ezmesini kullanacağım. Bunu ikinci kez kullanıyorum. Kıvamı bayağı akışkan görüyorsunuz ama kullanmadan önce böyle karıştırsanız daha iyi, yağ üste çıkıyor çünkü. Şimdi kahvaltımızın kalorisini gireceğiz arkadaşlar. Muz. Bir tane küçük diyorum. Sabah. Yulaf ezmesi 2 çorba kaşığı. Hatta ben gramaj olarak gireyim. Buna da 5 gram. Soya sütü. Valla bir çorba kaşığı olarak gireyim de. Ne olur ne olmaz. Evet, toplam sabahtan beri 400 kalori aldım denebilir arkadaşlar. Şimdi hızlı hızlı kahvaltımı yapıp bir önce spora gitmem lazım. Çıkmadan La Carnesini içeceğim arkadaşlar. Şu ölçü kapağı kadar içiyorum. Tadı çok kötü ama sporda aşırı enerji veriyor ve çok güzel terletiyor. Çok kötü. Evet, çıkıyorum. Bu sefer çıkıyorum. I don't think I'll ever fall in love with you, baby. I don't think I'll ever fall in love with you. But we'll
different person. Day one. Tryna spend the rest of my life with the same one. Ain't no I in team. I'ma bring you good love, just come with me. Baby, you're all the company I need. Tryna spend the rest of my life with my day one. Six, you should come vibe. Play your favorite song, singing all of me. I'm just trying to build forever. Ain't no storm we can't weather. When the sun goes down, I'll still be around for you. Here for all of that, yeah. Know I got your back, yeah. You my right hand, bought a ring to match. On your left hand, you my better half. Lost in your love and I can't get back now. Fight for your heart and I will not back down. I'm just trying to live with my day one. Tryna spend the rest of my life with the same one. Ain't no I in team. I'ma bring you good love, just come with me. Baby, you're all the company I need. Evdeyim arkadaşlar, duşumu aldım. Şimdi öğlen yemeğini hazırlayacağım. Dediğim gibi kepekli pilav yapacağım. Yanında sebze yapacağım ve hindi filetoyu böyle tavada soğanla çevireceğim. Yanına da pilav işte yani. Hemen yapalım. Çok acıkmaya başladım çünkü. Efsane olmuş arkadaşlar. Arkadaşımla buluşacağım için hazırlandım. Vapur bekliyormuş. O sırada kalorisine gireceğiz sizinle. Rom da çok heyecanlı çıkacağız diye. Romcum dur bekle. Bekle gideceğiz bekle. Hindi fileto. Böyle çıkmıyor. Tamam, bunun kalorisi kadar. Bundan giriyorum ben hindi. Küçük yedim. Şimdi kaç gram yemiş olabilirim? Yani bir porsiyon diyeyim. Şununla sebze sote olarak 530 kalori. Egzersiz yürüyüş 20 dakika yaptım. Mekik mi gireyim? Mekik gireyim. Bu da 15 dakika. Şu an 821 kalorim kalmış. İyi güzel gidiyoruz. Zaten doğru yaktım, kalori de doğru gösteriyor. Şu an saatinde de bu kadar. İyi güzel arkadaşlar. Ben şimdi Roma alıp çıkıyorum arkadaşımla buluşmaya. Dışarıda görüşürüz ya. Daha doğrusu Bostanlı'da yani. Arkadaşlar. Kalktık, sushi yemeye geçeceğiz. Neyse işte yanımda Burak var. Zaten görmüşsünüzdür. Sınıf arkadaşım. Şu an değil ama farklı dersleri alıyoruz. Biz çok uzun zamandır sınıf arkadaşı olamıyoruz. Yani bir 3 sene önce falan mı en son? Aynen, bir birinci sınıfta aynı sınıftaydık. Ondan sonra ben olduğum yerde sabit kaldım. Evet. Bu sene ilerledi. Aa, bu Good For You şey bizim orada da var. Gondolma. Aynen, araya açıldım. Hava buz gibi. Çok üşüyorum. Rom da üşüdü.
Dur gel buradan. Dinlemedi, titriyordu o sırada. O strese girmiş olabilir ya. Bilmiyorum, ben ya, terk ettim falan diye mi düşündü acaba? Bilmiyorum. Beni bu çocukla bırakma. Pati ver dedim, ne pati veriyor, ne istediğini yok, beni bekler. Ne yüzüme bakıyor. O kapıya beni bekler. O zaman boş ver, direkt sushi yiyelim. Almaya çalış bakalım hadi. Bak bunları ben iki alabilirim. Hadi bakalım. Al. Evet. Biraz dibinden bu böyle açtırırsın. Bravo. Son bitki çayımı da aldım, artık kapanışa geçeceğim arkadaşlar. Benim için açıkçası çok eğlenceli geçti. Zaten dediğim gibi normalde de beslendiğimiz şekilde besleniyor Kendall'da. Sadece haftada iki kez falan böyle cheat günü yapıyor. Akşam da çok güzel bir yemek yedik. Sushi çok seviyorum. Özlemiştim de. Ve zaten böyle bölüşerek yediğinizde birileriyle daha az yemiş oluyorsunuz. Zaten pirinç olduğu için de çok fazla doyuruyor sizi. Tek sıkıntım bugün aşırı şiş olmamdı. Dediğim gibi bazı özel dönemlerden geçtiğim için pek kendimi açıkçası iyi hissetmiyorum. Ama yine de buna rağmen videoyu çekmek istedim, tamamlamak istedim. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Bu arada bence deneyebilirsiniz. Özellikle öğlen yemeğimi çok beğendim. Yani bir daha yaparım, kesinlikle yaparım onu değişik sebzelerle. Aşırı iyi olmuştu. Kendime şaşırdım bu kadar iyi yaptığıma. Ben yaptım diye demiyorum ama. Bu arada şunu söylemeyi unuttum. Süt ve süt ürünlerini yememeye çalışıyormuş. Yüzünde sanırım sivilce yapıyormuş. İşte peynir, süt, yoğurt gibi şeyler tüketmemeye çalışıyor. Evet, bu kadardı arkadaşlar. Kanalıma abone olup bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda zil butonundan bildirimleri açabilirsiniz ve biliyorsunuz ki Instagram adresinden beni takip edebilirsiniz. Hepinizi öpüyorum. Haftaya görüşürüz. Kendinize iyi bakın.